Oh, vay, 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 vay. Emre hocam gel. Klorpromazin. Klorpromazin. Güzel. Tiyoridazin. Buna da afiyet olsun. Her şeyi denemişler. Ampisilin hariç. Dokunmamışlar bile. Kapağını bile açmamışlar. Bizim çocuk doğru söylüyor o zaman ha? Selim'in teorisi yattı. Umarım K vitamini eksikliği değildir. Bu sefer hoca değil, ben haklı çıkayım diyorsun değil mi? Aynı his bende de var. Yalnız ne boş ne dolu şişe var. Alkolden emin miyiz? Bu ne ya? Bunlar bir şey yemiyor mu? İşte bunu yiyorlar. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği, bu da akşam yemeği. Karşınızda K vitamini eksikliği. Hoca yine haklı çıktı. Hoca yine haklı çıktı. Ne yaptık biz böyle akşam akşam? Versene şunu. Oh. Nereye? Ne arıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Nerede senin şu yadigar, oymalı, kakmalı? Oo, akşam akşam. Yarım kalan bir hesabımız vardı. Şurada. Gel buraya, gel. Gel, tamam. Evet. Geçen gece bitiremedik biliyorsun Tüylün. Hani baklava getirmiştin ya. Yengem de çok sevdiğiniz baklavadan. Ya bizim Aslı'yla aramız bozuk. Biliyorum. Halledeceğiz ama. Halledeceğim yani. Ben karımı seviyorum oğlum. Biliyorum, onu da biliyorum. İlk karını da seviyordun. İkinci karını da çok seviyordun. Aslı'yı da çok seviyorsun. Sen hatta hayatına giren ve nasıl olduysa evlenemediğin diğer bütün kadınları da çok seviyorsun. Senin patolojin bu. Sevmek. Ne güzel. Ne var bunda? Hayır, ne olsa, ne olsaydı? Senin gibi herkesten nefret eden bir pislik mi olsaydı? Tamam. Bence hiçbir problem yok. Teşekkür ederim. Ateş! Ateş! Ay. Ne oldu? Bir şey olmadı. Günaydın. Günaydın. Ne yaptın? Orhan'la konuştun mu? Cık. Mı? Akşam ben sana ne dedim? Belli ki adamın bir derdi var dedim değil mi? Tavla oynadık. Nasıl yani? Nerede? Burada, hastanede. Ben kazandım. Bir dakika. Sen şimdi akşam benimle konuştuktan sonra arkadaşın için buraya geri mi geldin? Evet. İnsan her gün aynı şeyleri nasıl yer ya? Yok muydu başka bir şey evde? Hayatta kalmak için ne gerekiyorsa yapıyor çocuk işte. Yani bütün parasını buna yatırıyorsa da en azından hızlıca çözüyor yemek işini. Doğru söylüyorsun aslında. Üç öğün yemek pişirecek hali yok çocuğun. Günaydın gençler. Günaydın.
Bunlar nedir? Kerem ve annesinin evinde bulduğumuz ganimetler. Sadece ve sürekli dondurulmuş pizza tüketiyorlarmış. Başka hiçbir besin yoktu. Hiç mi bir şey yoktu? Hiçbir şey. Kerem nerede? Çağırayım. Gördün mü hiç suyun yansımasını tuzda? Gördüm ben bu yaşam boyu iniltiyi. Büyük bahçelerin küçük içinde... saksılardan birinde gördüm de... uyurken uyandırılmış gibi. Beni bir sardunya büyüttü belki. O ben ki... bir kadında bir çocuk hayaleti mi... bir çocukta bir kadın hayaleti mi? Yalnızca bir hayalet mi yoksa? Kerem, merhaba. Hoca seni çağırıyor. Beni çağırmışsın. Bir şey mi oldu? Heh. Geldi mi doktor? Gel seninle içeride biraz yalnız konuşalım. Aç mısın? Teşekkür ederim. Pizza var. Sağ ol. Buyurun. Kapat. Çocukla yalnız konuşmak istemesine inanamıyorum. Ne oldu? Kıskandın mı? Yediği tek şey bu. Ne yapabilirim? Üç öğün. Başka bir şey yemiyor diyorum. Doktor, her gün sadece bunu yiyerek yaşayamazsın. Ama ben paketin üstüne yazılanları okudum. Besin değerleri gayet iyi. Bir sürü protein, kalori var içinde. Kalorinin K'sı var. Ama vitaminin K'sı yok. A var, C var ama K vitamini yok. Annen tam da bu yüzden hastalandı. Peki şimdi ne yapacağız? Annene K vitamini yüklemesi yapacağız. O kadar mı? Başka bir şey gerekmez mi? Yok. Her şey yolunda giderse birkaç gün içinde anneni eve götürebilirsin. Tamam mı? Basket. Ne oluyor? Bana bak, ben öyle dertleşmeyi falan çok beceremem ha, ona göre. Açılmaya maçılmaya kalkma bana sakın. Hepsi benim suçum. Benim yüzümden neredeyse ölecekti annem. Doktor, bak beni iyi dinle. Sana bunu bir kere söyleyeceğim. O yüzden kulaklarını aç, beni iyi dinle. Sen annene bu zamana kadar çok iyi baktın. Ne yapalım, tek yediği şey buysa... sen ne yapabilirsin? Vay be. Ne zor iş çocuk olmak. İyi ki yaşlanıyoruz. Ben çocuk değilim. 18 yaşındayım. Tek yapmam gereken ona bakmaktı. Öldürmek değil. Eyvallah, çocuk değilsin ama... tam da böyle saçma sapan ergen atarları yapmak için ideal yaştasın. Allah kurtarsın. Annem hastalanmadan önce sürekli emirler yağdırırdı. Böyle onu yap, bunu yapma. Şunu şöyle yap. Her şeyime karışırdı. Gıcık olurdu. Bir de şimdi şu haline bak. Bir gün o günleri özleyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Ne oluyor konuda? Ne oldu konuda? Annem bayıldığında üstüne düştü. İncindi herhalde. İyi. Hazır hastanedeyken bir baktıralım buna istersen, olur mu? Çocuklara söylerim, ilgilenirler seninle. Bir röntgen çekerim. Tamam. Teşekkür ederim.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.